Wolfsburg'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Wolfsburg'da Volkswagen fabrikasını gezeceğim. Şimdi bugün içeride bütün Volkswagen grubunun bütün markalarının ayrı ayrı bölümleri var. Oraları gezeceğim. Orada işte araçlarla alakalı çekimler yapacağım. Çok görmek istediğim yerlerden bir yerde burası. Buraya nasıl gelirsiniz? Giriş fiyatları nelerdir? Bilet fiyatları nedir? Falan. Hepsiyle alakalı detaylı bilgiler vereceğim. Bu arada mekan çok güzel ya. Adamlar şöyle bir yerin kıyısına mekanı kurmuşlar. Şurası. Hadi o zaman ufaktan içeri doğru gidelim. İçeri doğru gidiyoruz. Hanımı da unutmayalım. Hanımı da alalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi içeri girdik. İlk girdiğimiz asıl böyle geniş bir alan karşılıyor. Şöyle biletlerimizi aldık. Biletlerimiz tanesi 10 euroydu değil mi? Saat 4'ten sonra olduğu için. Evet, saat 4'ten sonra 10 euroya düşüyor. Akşam tarifesine göre normalde 20 euro. Biz de zaten biraz erken gelmiştik. Bir 15 dakika daha beklerseniz biletler 10 euroya düşeceklendi. O yüzden bir 15 dakika daha bekledik. Hani saat 4'ü tamamladık. Ondan sonra 10 euroya aldık biletlerimizi. Biz tam girişin nerede olduğunu bilmediğimiz için başka bir otoparka bırakmıştık. Yani gene lokasyonun içerisinde bir otoparka bırakmıştık arabamızı. Günlüğü 6 euroydu değil mi? Yani fiyatı 6 euroydu. Ama içeri giriş bileti aldığımız için bunu da işlettik. 3 euroya düştü bu da. Bilginiz olsun. Gelirseniz sizin için de kolaylık olur. Yalandan yere 3 euro daha fazla ödememiş olursunuz. Şimdi ilk burada dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi, şöyle bir tane Porsche yapmışlar. Bunun yarısı, şu yarısı orijinal, şu yarısını Lego'dan yapmışlar. Şöyle Lego'lu olan tarafını göstereyim. Bayağı şöyle yakından. Bayağı bildiğiniz Lego'dan yapmışlar. Gözlüğümü takayım, başım ağrıyor sonra. Şurada şuraya bir konser alanı tarzı bir yer yapmışlar. Büyük ihtimal burada etkinliklerde konserler oluyor. Şu ana bina genel olarak şöyle. Şöyle. Şurası meşhur fotoğraflarda gördüğünüz Volkswagen'in Wolfsburg'daki fabrikası. Ya genel olarak buranın ilk hoşuma giden tarafı etrafında sürekli böyle su kanalları var. Evet, çok güzel. Yani her tarafta su var böyle, yani bayağı bildiğin sanki ada gibi bir yer yapmışlar. Etrafı komple su böyle. Az önce girişteki kısımda da göstermiştim, böyle bir kanal vardı. Şimdi burada da böyle bir kısım yapmışlar. Şurada çocuklar için oyun alanı var. Çocuklar gayet burada keyifle hoplayıp zıplıyorlar. Bayağı tırmanma bölümleri falan var böyle. Bayağı şişme. Yani biz de deniz yatağı malzemesinden. Deniz yatağı malzemesi neyse, plastik işte, muşamba, şişme, havalı. Şöyle. Ya her tarafta böyle bir su kanallarının olması çok rahatlatıcı bir şey ya. Çok güzel bir şey yani. Şöyle. Mesela bu bölüm. Keza. Şurası. Şöyle. Süper ya, komple zaten böyle yeşillik bir alan içerisinde. Evet, fabrikanın ucu biraz daha göründü. Şurası Wolfsburg'daki fabrika, meşhur fabrika. Şurası cam bölüm. Tam olarak içeride hangi arabalar var şu an buradan göremiyorum, biraz camlar parlıyor ama. Ha, klasik arabalar. Tamam, oraya da bakarız. Şöyle bir genel olarak bir keşfedelim önce. Biz de ilk defa geldik. Şimdi biraz heyecan yaptım herhalde. Nereye saldıracağımı şaşırdım. Şimdi şurada çok güzel bir şey gördüm. Bunu göstermem lazım. 1970 model Porsche. Şurada detayları da. Boş. 1970, 6 silindir boxer, 110 beygir. Ama alet yıkılıyor. Alet süper. Tahminimce birçok bölgede herhalde bu tarzda camların içinde arabalar vardır diye tahmin ediyorum. Denk geldikçe hepsini göstereceğim. Şimdi nereye gidiyoruz? Şuraya Lamborghini diyor. Ha. Tamam.
Lambo'ya bir bakalım ya. Lambo. Ne Lamborghini senin? Bizde Lambo. Tabi canım bizde Lambo. Lamborghini ne? Şu kısım otel herhalde. Evet. Şu kısımda şurası da otel. Ya burası aslında bayağı bildiğin gelip yani hem kalabileceğin hem böyle gezip etrafta araçları inceleyebileceğin, araçlarla alakalı işte müzeleri görebileceğin bayağı Volkswagen böyle kendine tatil köyü gibi bir yer yapmış. Evet. Ya zaten internet okuduğum koca bir müze yapmış. Kendine. Yani internet okuduğum yorumlarda tam böyle bir müze kafası, hani tatil köyü kafasında bir yer yaptığı yazıyordu. Şurada mesela şöyle sokak isimleri var. Şöyle göstereyim. Lambo, bizdeki Skoda. Şurada Premium Clubhouse var. Daftonal, orayı bilmiyorum ne olduğunu. Şimdi Lamborghini'ye doğru gidiyoruz. Bakalım Lamborghini de bizi neler karşılayacak. Evet arkadaşlar, Lambo kısmı birazcık elimizde patladı. Tamam. Yarım saat süren bir video gösterimi varmış. Şimdi ilk serisine girmedik biz. Saat 5'te bir tane daha varmış. 5'tekine gideceğiz. Bu arada saat şu an 4:20 geçiyor. 40 dakika sonra. Orada da diğer bölümleri gezeceğiz. Şimdi Audi kısmına gidiyoruz. Hemen yanında Volkswagen var. Onun yanında da Volkswagen aksesuarlarının olduğu bölüm var. Bu arada gene fotoğraflarda ve videolarda bolca gördüğümüz bir yer. O Volkswagen'in meşhur cam. Şurası. İkiz kule şeklinde. İçi komple Volkswagen arabaları. Şimdi Audi'ye doğru geliyoruz. Gene su kanallarının olduğu yerler. Ya süper. Gerçekten şuralar falan böyle. Çok iyi ya. Şu an Audi'ye geldik. Hemen girişte sizi şöyle güzel bir 3.0 TFSI karşılıyor. A1 3.0 TFSI. Şöyle duvarlara güzel şovlar yapmışlar. Buradan devam ediyoruz. Su kaydırakları var ya. Evet. Hani o da böyle renkli renkli falan oluyor ya. Hani içine atlayıp böyle kayıp gidecek misin gibi. Evet. Şurada hemen altı karşıladı bizi. Şöyle. Şu duvarda da güzel bir iskeleti var. Evet, RS5. Duvar. Şurada güzel bir RS5. Bakın burada ne buldum. A8 V10. Bu benim arabam ya. Efsane bir araba. Efsane. Karbon detay. Süper. Süper sporlarda en beğendiğim araba. Allah inşallah kendimize de nasip eder. Buna kesinlikle bir bakmam lazım. Baksana şuraya ya. Ver bunu. Şöyle içeriği de alayım. O nasıl mükemmel bir arabadır ya.
Evet, R8'den zor bela ayrılabildim. Şurada şöyle cam içerisinde güzel oyuncakları yapmışlar. Yansıyor herhalde biraz ışıktan. Şöyle keza şurada aynı şekilde. Şöyle biraz sallanan şeyler koymuşlar. Her yerde bu arabalardan var bu şekilde. Bağlantı yerlerini çok güzel yapmamışlar mı ya? Evet. Burada da bir güzellik var. Bağlantı yollarını böyle çok güzel yapmışlar ya. Işık paketi yapmışlar. arabalarda yapıyorlar ya. Bildiğin ışık paketi yapmışlar arabaya. Şey, koridorlara bildiğin ışık paketi yapmışlar. E tabi adamların kendi mekanı olunca full artı full kullanıyorlar. Aa, insanın döndükçe dönüşü geliyor ya. Yavrunun yanına geldik. Bu Audi'nin e-tron 55 Quattro elektrikli arabası. Şöyle ayna detaylarını falan göstereyim. Biliyorsunuz bunlar da kameralı aynalar falan var. Sana da bay bay. Evet, Audi turumuzu bitirdik. Ya içeriye çok güzel konsept yapmışlar. Yani çok gerçekten çok keyifliydi. Çok böyle çok fazla mükemmel arabalar yok içeride. Hani böyle çok birazcık aslında yani Audi'de aldığım izlenim hani sadece güzel bir ambiyans yaratmışlar. İçeri girdiğin zaman böyle keyifli yani gerçekten keyifli vakit geçiriyorsun. En azından ben keyif aldım. Yani bayağı gez beni diyor. Hatta o tünelde yani şeyden aşağı inerken bile yani ışıklandırma o kadar güzel olmuş ki. Hani keyif aldırdı mı? Aldırdı. Ooo, süper. Tam duydun mu ne dediğini? Technology to enjoy dedi. Sell. Abi adamlar teknolojiyi konuşturmuşlar ya. Evet. Vallahi güzel. Şimdi burası Seat mı? Evet. Evet, Seat'a geldik. Ya iç ambiyansları çok güzel yapmışlar ya. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Şöyle güzel görseller. Işıklandırılmış. Ya buralar aşağıda. Haydi bakalım. Yavrular. Ateka. Bizde Cupra. Açıkçası Seat grubuyla çok ilgili değilim. Yani bu arabasını bilmiyorum mesela. Yani Cupra bildiğim bir araba ama bu arabasını gerçekten bilmiyorum. Şöyle logosu falan zaten farklı. Şöyle koltuklar, bildiğiniz spor koltuklar. Şöyle. Evet, kupaya veda ediyoruz. Ibiza Efar. Şöyle detaylarını göstereyim. Şöyle. Ibiza.
Manuel nedir ya? Manuel mi koymuşsunuz? Burada da Tarrako var. Seat'ın bu arabasını da ilk defa gördüm. Gerçi Almanya'da bir sürü görmediğim araba görüyorum ya. Bayağı bildiğin üstü açılan Golf falan gördüm. Aynı şekilde bir içini gösterelim. Buna DSG koymuşlar. Şurada aksesuar bölümleri var. Burada jantları falan koymuşlar. 19 Cupra jantı. Performans jantları. Dynamic. Experience. Şuraya güzel araç konfigürasyonu oluşturmanız için bir cihaz koymuşlar. Bu da çok güzel, keyifli. Şurada ayna kapakları var. Artık buradan devam ediyoruz. Oo. Çok iyi değil mi ya? Süper. Çok iyi değil mi ama? Bir şey söyleyeceğim. Arabanın ne tarafına geçersen ona göre hareket ediyor, biliyor musun? Etrafında dolandığın zaman o tarafını yakıyor. İlk girdiğimizde hani bir kısmı, yani ben ne tarafına dönsem o tarafından şey yaptı. Aa, çok iyiymiş ya. Ya adamlar bu işi gerçekten biliyorlar. Seni çok sevdik ama sana da bay bay. Evet, devam ediyoruz. Burası biraz böyle şey gibi olmuş. Hapisten kaçar gibi. Ha evet. Şöyle güzel bir bölüm yapmışlar. Technology to enjoy. O girişte altından geçtiğimiz yerde söylediği şey. Cümle. Burada böyle bir video odası yapmışlar. Şöyle Seat'ın hikayesini anlatan bir yer yapmışlar. Şöyle şuralarda oturup izleyebiliyorsunuz. Evet, Seat turumuzu da bitirdik. Evet. Evet, Seat turumuzu da bitirdik. Seyahat deyince şey gibi oluyor aslında, seyahat turumuzu bitirdik gibi. Evet. Şimdi Volkswagen'e gidiyoruz. Yeneceğim seni Volkswagen. Bakalım. Evet. İçeride gösterdiğim yazının yazılı olan cümleyi söylüyor. Evet, şimdi Volkswagen'e geldik. Volkswagen değil mi? Eminiz. Evet. Giriyormuşuz başka bir şey çıkıyor. Değil mi? Giriyormuşuz böyle. Tofaş. Yani Tofaş de, çıkmasın ondan sonra. Böyle yazıyor. Tofaş çık. Yok yok, Volkswagen. İnanmıyorum. Evet. Şöyle. Hadi o zaman. Alo. Şöyle yerleri güzel ambiyans ışıkları yapmışlar. Şurada güzel bir Passat'ımız var. Ha, bunda fiyat yazıyormuş. 62 bin euro.
Şöyle gene bir pasatımız daha var. Bak, şu farın böyle sergilenmesinin anlamı ne biliyor musun? Ne? Bu pahalı bir ürün. Hani diyor ki bunu kırarsanız diyor çok para alır sizden diyorlar. Anlıyorum. Yani bu o demek ki, o yüzden bu kadar sergiliyorlar. Bak. Yarın bir gün o zaman. Bak şimdi 3 tane araba var. Ve far var. Ve far var. Niye tampon yok? Yeni paslatmış. O zaman bu arabanın farına bir şey yapsam bir şey olmaz. T-Roc. Ich habe letztens noch gelesen, kommt jetzt, aber dann ja für Roller, kleine Kaminade, ja, wie gesagt, sie können wirklich da wäre mir wichtig. Was hat der Post wegen mir? Noch optional. Biraz şöyle dayanalım gerekiyor. Gözlüğümü de takayım da hava dolayayım. Ulan bunu da şey yapamadım ya. Şampiyonlarımda tutmuyorum, tam turist olan gibi olur. Ulan baya şunun boyunu çok kötü ayarlamışlar ya. Evet gerçekten. Start'a basar mısın? Tabii. Şu an hareket edemiyorum. Bastım 5, 4, 3, 2, 1. Evet, print. Şöyle arkadan. Şöyle. Ama bence bunu yani hemen buraya montajını yap ya. Değil yani mi? Bence de. Yap yani. Valla Volkswagen beni hayal kırıklığına uğrattı ya. Yani Seat bile daha efsane bir yerde. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani Volkswagen beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı ya. Ya da biz keşfedemedik diyeceğim de herhangi bir giriş çıkışı bir şey de yok. Ha Seat bile süperdi ya. Yani açıkçası Seat'ın o ortaya araba koymuş olması, o ışık şovları falan filan, evet, yani gerçekten geçişleri falan filan, Volkswagen'i dümdüz yapmışlar. Acaba Volkswagen'in başka bir yeri daha mı var? Porsche'a gidelim. Tamam, gidelim. Bu şey falan böyle tavır falan var diye mi acaba Volkswagen burayı çok güzel? Belki de. Şurası ne? Burası da işte şey diyor. Şurada da şöyle güzel. Camlı şu içeride de arabalar var. Şimdi oraya da gideceğiz. Customer Center diyor. İçinde Volkswagen şeyi falan da varmış. Ha, burası Volkswagen'in ürünleri, aksesuarları falan filan. Yani hemen hemen tüm markaları var. Falan vardır herhalde. Yeme içme alanları falan oldu ya. Şunlar. Tower'lar. Devam. Şimdi Porsche'ye gidiyoruz. Ondan sonra şu arkada gösterdiğim aksesuariz bölümüne gideceğiz.